Merhaba arkadaşlar, kuantum sayılarıyla ilgili uygulamalarımıza devam ediyoruz. Dolayısıyla bu videoda da farklı örnekleri göreceksiniz, ne tür sorularla karşılaşıyor olduğunuzu görmeye devam edeceksiniz. Birinci örneğimiz, der ki, n eşit 4'te, m l değeri 0 olan en fazla kaç elektron bulunabilir? Şimdi bu bize bir orbitali tanımlıyor. Öncelikle, n eşit 4'te, l'nin alabileceği değerler. 0 1 2 ve 3'tü. N-1'e kadar değer alabiliyordu. Yani 4. enerji seviyemizde 4s, 4p, 4d ve 4f orbitallerimiz var. S'de 1, P'de 3, D'de 5 ve F'de 3 4 5 6 7 olmak üzere. Ve bu orbitallerin Mind'de kuantum sayısı vardı. Bize mind'de kuantum sayısı belirtmiş burada. Bunun sıfır, eksi l'den artı l'ye kadardı. Sıfır, eksi bir, sıfır artı bir. Eksi iki, eksi bir, sıfır, artı bir, artı iki. Şu s'ye, şu p'ye, şu d'ye, şu f'ye denk geliyordu. Eksi üç, eksi iki, eksi bir, sıfır, artı bir, artı iki ve artı üç. Şimdi bakınız, ml'si sıfır olan 1 2 3 ve 4 orbitalimiz var. Ve her orbitalde maksimum 2 elektron bulunabileceğine göre ne olacak bizim sorumuzun yanıtı? Maksimum 8 elektron bulunur diyeceğiz arkadaşlar. Burada kuantum sayılarının neleri ifade ettiğini doğru bilmeniz lazım. Yoksa çok kolay da bir konudur aslında. İkinci örneğimiz. N eşit 5'te L'si 2 olan en fazla kaç elektron bulunabilir diyor. Şimdi L bize orbital türünü tanımlıyor ki bu D orbitaline denk geliyor. Yani aslında bize 5 D orbitalini tanımlamış. Türü bu. D'de 1, 2, 3, 4 ve 5 orbital bulunabiliyordu. Her orbitalde 2 elektron bulunacağına göre hop Maksimum kaç elektron bulunabilir arkadaşlar? 10 elektron bulunabilir diyeceğiz. 5D orbitalinde maksimum taşıyabilecek elektron sayısını soruyor. B'de N eşit 6, L eşit 1. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Yukarıda N eşit 5, L eşit 2 demiş ya. Bundan bağımsızdır. İster bu 4D olsun, ister 6D olsun fark etmez. D de maksimum 10 elektron bulunabiliyor. 5 orbital var. Aynı şey burada da. 6 ve L'si 1 olan, L'si 1 olan orbital türümüz bizim P. Yani 6P orbitalini tanımlamış. Hop. Ki P demesi yeterliydi. P orbitallerinde, P türünde 3 orbitalimiz var. Ve her birine 2 elektron yerleştirebildiğimize göre burada maksimum 6 elektron bulunabilir. Ha. 6'yı tanımlamış. Onu da yazayım ama 7 de olsa 3 de olsa maksimum 6 elektron bulunurdu. N eşit 3, L eşit 0. Bakın aynı şey. Kimi tanımlıyor bize burada? 3, S orbitalini tanımlıyor. Bu S'ye denk geliyordu. Ha, sadece S demesi de yeterli. S'de bir tane orbital var ve 2 elektron taşıyabileceği için maksimum 2 elektron bulunabilir. Ha, bunu 3S demiş, 6S demiş, 7S demiş fark etmez. Biz orbital türüne göre elektron sayısını, maksimum taşıyabileceği elektron sayısını belirliyoruz çünkü. Üçüncü örneğimiz yine iki seçenekli. N eşit 3'te M'lisi artı 1 olan, bakın bu yönelimi veriyor, türünü değil dikkat ediniz. En fazla kaç elektron bulunabilir? Öncelikle N eşit 3 iken L'nin alabileceği yani türler 0, 1, 2'den S, P ve D orbitalleri yani 3S, 3P ve 3D orbitallerimiz var. Bunda 1, bunda 3, bunda da 5 tane orbital bulunabiliyor. Ve bu orbitallerin manyetik kuantum sayıları 0, eksi 1, 0, artı 1, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2. Şimdi bize neleri tanımlamış? Üçüncü enerji seviyesinde evet, MLS artı 1 olan kim var? Bir şu var. 2 elektron alabilir. Bir de şu var. 2 elektron alabilir. Demek ki bu tanımladığı kuantum sayılarına sahip en fazla 4 elektron bulunabiliyormuş. Bir diğeri n eşit 4'te m l'si eksi 2 olan. Şimdi n 4 iken l'nin alabileceği değerler şu. Yani 4. enerji seviyesinde s, p, d, f orbitallerimiz var. 4s, 4p, 4d, ve 4F. 1, 3, 5 ve 7 tane orbital var. Bunların ML değerleri 0, eksi 1, 0 artı 1, eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2 ve artı 3. Şimdi bize neyi tanımlıyor? 4. enerji seviyesinde MNS-2 olan bir şu var. 2 elektron alabilir. Bir de şu var. 2 elektron alabilir. Demek ki bu kuantum sayılarına sahip maksimum 4 elektron bulunabiliyormuş. Dördüncü örneğimiz. En eşit 4T. MS yani spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olan kaç elektron bulunabiliyor? Şimdi en eşit 4 iken kaç tür orbitalimiz vardı bizim? n-1'e kadar s, p, d ve f orbitallerimiz var. Yani 4s, 4p, 4d ve 4f orbitallerimiz var. s'de 1, p'de 3, d'de 5, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Şimdi her orbitalde 2 elektron bulunabiliyordu. Ve bu elektronlardan birinin ms'i artı 1 bölü 2, Birinin eksi 1 bir bölü 2 idi. Yerleştireyim. Bakınız buraya maksimum 6 elektron yerleştiririm. Buradan bir tanesinin eksi 1 bölü 2. Şunu şöyle yazalım. Burada bir tane var. Diğerinin artı 1 bölü 2 idi. Burada 3 tane var. Yani her bir tam dolu orbitalde bir tanesinin eksi 1 bölü 2 bir tanesinin artı 1 bölü 2. 2 4 6, 8 ve 10. Şu aşağıya doğru çizdiklerimin emesi eksi 1 bölü 2. O zaman burada 5 tane var. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Yine aşağıya doğru çizdiğim 7 tane elektron var. Demek ki toplam 1, 3, 5 ve 7, 16 tane eksi 1 bölü 2 olan elektron bulunabiliyormuş. Ki dördüncü enerji seviyesinde arkadaşlar 2, 6, 10 ve 14 olmak üzere toplam 32 maksimum elektron bulunabilir. E bunların yarısı saat yönünde dönerken yani 16 tanesinin emesi artı 1 bölü 2 olur. 16 tanesinin emesi de saat yönünün tersi yani eksi 1 bölü 2 olur da diyebilirsiniz. Bakın burada aynı şey var. N eşit 3 de emesi artı 1 bölü 2 olan en fazla kaç elektron diyor. Bir kere N eşit 3 ise ben bunları her seferinde yapıyorum. Çünkü elimiz alışsın. S, P ve D olmak üzere 3 tür orbitalimiz var. Yani 3 S, 3 P, 3 D. S'de 2. P'de 6, D'de maksimum 10 elektron bulunabilir. Yani burada maksimum 18 elektron var. O zaman bunun 9 tanesinin emesi artı 1 bölü 2'dir. 9 tanesinin emesi eksi 1 bölü 2'dir diyebilirsiniz. Ya da 1, 3, hamallık da yapalım. Hop. 1 buradan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da diyebilirsiniz. Bunların her bir tanesinin yukarı bakanlar ms artı 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla 9 tane deniz. Kuantum sayılarına ilgili uygulamalar yapmaya devam ettik. Bir videomuz daha var kuantum sayılarla ilgili. Görüşmek üzere arkadaşlar.